Sokak Özel izleyicileri, bugün Pendik'te Bol Sigorta aracılık hizmetlerine konuk olduk ve karşımızda Ünlü Ulaş ve Caner Almacı bulunmakta. Bakalım bize hangi değerli bilgileri aktaracaklar. Caner Bey merhaba. Merhaba. Ünal Bey merhaba. Merhaba. Öncelikle bize bu keyifli alanınıza ve yoğun temponuzu aradığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Bol Sigorta hizmetlerinden önce izleyicilerimize ben sizleri tanıtmak istiyorum. Caner Bey, önce sizden başlayalım. Caner Bey kimdi? Bol Sigorta ile nasıl tanıştı? Bol Sigorta'yı yaklaşık bir 10 ay önce faaliyette bulunduk. Evet. Daha öncesinde 5 yıldır farklı bir kurumda Ünal'la beraber çalışıyorduk. Siz aslında iki kişi maaşlı çalışırken kesişmiş olduğunuz noktalar, evet, onlara kendi evet, portföylerimizi birleştirip bir acente açmış. Satışta verdiniz diyorsunuz, öyle değil mi? Ünal Bey, biraz da sizden dinleyelim. Ünal Bey, ben de çocukluktan beri arkadaşımdır kendisi. Beraber bu işe girdik. Evet. Daha sonra işte 10 ay önce bu işe beraber gönül verdik, el ele çıktı, evet, bu yola. İş yeri kurmak aslında biraz da zordur ve güvenmek de zordur. Bir yola çıkıyorsunuz çünkü. Ve karşınızda çocuk arkadaşınız var. Güzel bir şekilde birliktelik sağlamışsınız. Evet. Bol Sigorta'nın hizmetlerine gelelim. Birazcık açalım Bol Sigorta'yı. Neler var hizmetlerinizde? Bol Sigorta'da özel sağlık sigortası, trafik, kasko, konut, iş yeri, ferdi kaza, nakliyat sigortası, seyahat sigortası gibi hizmetlerimiz var. Yani birçok bölümde. Evet. Bunların içinden örnek konut sigortası, hani... Evet, aslında birazcık halk bilinçsiz bir konu. Aynen. Dinleyelim sizden. Bazılarının işte bilmiyor detayını. Hani öğrendikten sonra bu işe, bu şeye gönül veriyor. Evet. Biraz konuşalım mı o zaman? Konut sigortası nedir mesela? Neleri kapsar? Konut sigortası evin eşyaları, genel olarak televizyon, işte beyaz eşya falan. Onun haricinde örnek su bastı, yangın çıktı vesaire, bunların hepsini karşılıyor. Bunlar da hani büyük bir miktar değil, yani cüzi bir miktar, 200-300 gibi bir TL, hani yapılabiliyor, bir senelik oluyor bile. Evet. Evin tamamı depremlere, tamamı yıkılması durumlara evin değeri doğal afet veriliyor. Yani sadece DASK'tan değil, yani bu da ayrıyetten bir katkıda bulunmuş oluyor. Evet. Aslında yaşam alanlarını koruması gereken yaşam bir... Mesela aracımızı nasıl kasko yapabiliyorsak evde bizim için o kadar önemli. Evde kasko yapmamız gereken bir şeydir. Evet. İş yeri de aynı şekilde. İş yeri de içeride olan ürünler, işte tezgah, işte yani ne varsa işte hepsini bir poliçe altına alabiliyoruz. Yani koruma altına alabiliriz. Bu hırsızlık olabilir, orada yangın olabilir. İşte bozulup işte tamir etme durumlarının hepsini genel olarak poliçe kapsamında karşılanıyor. Evet. İş yeri sigortasında bu gibi şeyler var. İş yeri sahiplerine de kolaylık sağlıyoruz, evet, aslında. Peki, Caner Bey, size dönmek istiyorum biraz daha. Hizmetlerinizi, evet, çok güzel veriyoruz ve çok da güzel anlattı Ünal Bey de aslında. Hizmet sonrasında, yani hem hizmet sonrası ve hizmetlerinizi yaparken nereye dikkat ediyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Uzun yıllar sigorta bölümünde çalışmış, deneyimli personelimiz var. Müşterimizin sigortalarının bitiş tarihlerini takip ediyoruz ve sonrasında müşteriye en güvenli ve en uygun sigortayı sunuyoruz. Anında cevap verebiliyorsunuz. Evet, tabii ki de. Önemli olan zaten bu işte müşteri takibi. Müşteri buna dikkat eder ve uygun fiyat. Evet. Ve teminatlarının doğru bir şekilde müşteriye iletilmesi. Evet. Onlar aslında bizler şimdi bir şey yaparken sonra unutuyoruz zamanı geldiğinde her şeyi. Evet. Siz onların adına bir nevi yaşam koşulu yapmış oluyorsunuz aslında. Evet, kesinlikle. Yaşamlarını garanti altına alıyorsunuz, öyle, evet, değil mi? Hizmet aslında sektörü çok da zor bir sektördür, öyle değil mi? Tabii ki yani. Bu da hani olmazsa olmazları mutlaka firmaların vardır ve birçok da firma var sizin gibi aslında çevrenizde, ama sizi onlardan ayıran özellikler nelerdir? Samimiyet, bu işte en büyük şey samimiyet. İnsanlar onlarla, müşteriler onlarla ilgilenmenizden hoşnut görüyor. Evet. Düşünmek hoşlarına gider insanlar. Tabii. Ya sadece sigorta için değil bu. Hani diğer özel günlerde de müşterilerle ilgilenmek onları mutlu ediyor. Biz daha çok aile olmaya önem veriyoruz. Hani sadece onları müşteri ve para kazanma odaklı değil de aile olarak gördüğümüz için. İnsanlar bizi tercih ediyor. Çok teşekkür ederiz onlara, sağ olsunlar. Evet. Peki, bizler hep her şeyi yaparken birçok hani tüketici olarak hep ucuz fiyat politikasına gideriz aslında, öyle değil mi? Ve bu işi yaparken de merdiven altı firmaları var aslında sizler gibi. Peki biz nelere dikkat etmeliyiz? Bir sigorta firmasına giderken size ulaşamayan izleyicilerimize ya da hani şehir dışında olup da
Nelere dikkat etmeliler? Bize biraz fikir verebilir misiniz yılların tecrübesi olarak? Poliçede mesela poliçe yaptırmadan önce örnek kaskodan diyelim. Kaskoyu yaptırıyor. Bunun teminatlarını istemesi lazım. Hani teklif veriyor. Yani bir poliçe kesilmiş gibi bir teklif poliçe veriyor aslında. Buradan teminatlarına bakarak orada hepsini görmesi lazım. Neyi karşılıyor, neyi karşılamıyor gibilerinde. Evet. Yani ona göre kararını vermiş lazım veya bir yerde değil 3-5 yere sorması gerekiyor. Güvendiği yer değilse, sabit çalıştığı yer değilse. Evet. Hani ilk defa bir yere gidiyorsa gerekiyorsa 2-3 yere gidip sorması, araştırması lazım. Hani güvendiği bir yerse zaten çok sıkıntı yaşamaz. Ama hani dediğim gibi bu poliçenin neyse işte kaskodur veya DASK'tır bunun teminatlarını hani sağlık sigortası teminatlarını detayına kadar her şeyini hani evet. Karşı taraftan bilgili bir şekilde hani alması gerekiyor. Zaten resmi az çok hani anlaması lazım. Yani eğer bilgi veremiyorsa hani kısa atıp hani şu kadar şu kadar deyip yapıyorsa bunu başka yerlerde de öğrenmesi gerekiyordur. Evet. Peki hangi bölgelere hizmet veriyorsunuz? Bölge olarak her bölge yani İstanbul'da yani istediğimiz yani karşıda olsa hani başka il dışında da olsa hani biz elimizden geldiği kadar destek oluyoruz. Yani yerinde hizmet. Yani yerinde hani gerekirse karşıda olsa aracımız var. Aracımızdan gidiyoruz. Poliçesini gerekirse götürüyoruz. Evet. Hani gerekirse kargo yapıyoruz. Hani nasıl isterse hizmeti. O zaman tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz. Yani hepsini hemen hemen veriyoruz. Portföyümüzün %80'i İstanbul, %20'si diğer illerde veriyoruz. Evet. Peki, şüphesiz şimdi 5 yıl öncesine de geri dönecek olursak da çalışıyordunuz beraber ve maaşları birçok da tabii çalışan insanlara örneksiniz aslında aynı zamanda. 10 ay öncesine geri dönecek olursak burayı siz çok büyük hedeflerle ve hayallerle kurmuşsunuzdur eminiz. Hedeflerle gitmez ama bu doğrultuda. Şu anda olmak istediğiniz yerde misiniz? Yani şu an yeniyiz. Yani bir sene oldu olmadı. Hani yavaş yavaş gidiyoruz. Hani adım adım. Hani birden işte yükseklerde değil de. Hani merdiveni çıka çıka adım adım hani iyiye doğru gidiyoruz. Evet. Hedeflerimize ulaşıyoruz. Yani evet, hedeflerimiz... Peki farklı projeler var mı 2019'da Cener Bey? Evet, konuştuğumuz ve düşündüğümüz şeyler var ama... Şubeleşmeyi düşünüyor musunuz mesela? Şu an Gaziantep'te bir şube açmayı düşünüyoruz önümüzdeki 2-3 ay içerisinde. Hayaller bitmiyor. Evet. Yani ortağım Gaziantep'li olduğu için bir ayağımız da orada aslında. Yani evet. Oradan da biz çok çalıştığımız orada insanlar var. Orada bir portföyümüz var. O yüzden şube açmayı düşünüyoruz yakın zamanda inşallah. Yoğun talep üzerine ekliyoruz. Evet. Sizlerin çok güzel, çok genç bir ekip var burada ve yukarıda da tabii ki ekibiniz var ve siz yalnız değilsiniz. Çünkü başarı tesadüf değil aslında. Ekip işi aynı zamanda ve siz patronculuk da yapıldığını görebiliyorsunuz. Yok, aile. Çok severek yapıyorsunuz. Evet. Bu da aslında yansın insanları da öyle değil mi? Kaç kişi bir ekipten oluşuyorsunuz? 4 kişiyiz toplamda. 2 tane bayan çalışanımız var. Biz de ikimiz ortak ama hani dördümüz çalışıyoruz. Yani dördümüz aile gibi olduğu için. Yani bizde patron falan yok bizde. Evet. Yani hepimiz bir eşitiz yani. Hatta onlar bizden bir tık daha iyidir. Peki. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilere çok teşekkür ediyorum. Kaliteli hizmet anlayışınıza da ve son olarak da sizin son sözlerinizi alalım. Çalışanlarınıza, müşterilerinize, sizi destekleyen herkese neler söylemek istersiniz? Hepsine çok çok teşekkür ederiz. Bize güvendikleri için, inandıkları için. Biz de onlara elimizden geldiği kadar güveni ve iyi olan şeyleri yansıtmaya çalışıyoruz. Elimizden ne kadar iyi bir şey geliyorsa onların daha iyisini vermeye çalışacağız bundan sonra da. Ben de müşterilerimize çok teşekkür ederim. Onların sayesinde hani bize onlar bize güveniyor. Biz de onlara en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Evet. Hayatlarını kolaylaştırmak için öncelikle Boz Sigorta'ya uğrayın diyoruz. Bize burayı davet ediyoruz. İki genç dinamik arkadaşımızın sohbetine nail olmak için de ben farklı projelerinizde, farklı hedeflerinize ulaştığınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun.